Hiçbirinde ben oynamadım. Hiç oynamadım. Böyle gururla söyleyebilirim. Çünkü çok önemli. Futbolcu için bunlar çok kötü günler yani. 8-0'lık maçta benim oynadığımı düşünebiliyor musunuz? Futbolda. Allah böyle bir kara lekeyi bana yaşatsaydı, ben herhalde, bu büyük bir kara lekedir, 8-0'lık bir mağlubiyetin içinde Fikret Demirel'in oynadığını ve ben Beşiktaş'tım. Bunu izah etmem mümkün değil. 33 dakika taç atmaya gidiyorsun, 5-0 olmuş diyor Galatasaray maçı. Yani 30 dakikada 5 tane gol atan bir takımın 90 dakikada kaç gol atacağını siz düşünün. O ara zaten ben zaten sinirler üzerindeydi. O ara işte bir pozisyon oldu. Metin Diyadin falan önündeydi. Tekme attım. O sarılan bir şeyler falan ya. Kart göster, sarı kart. Ben de aldım kartı attım. O da beni attı oyundan. Sonra çıktım zaten 3-1. 1-0 mağlubiyettik. Sonra 3-1 galip bitirdik. Galatasaray tabii 8-0 şerefli galibiyetle şampiyon oldu. Yani şerefli galibiyetle artık. Onlar artık şerefli diyorlar ya. Nasıl şerefliyse orada tartışılır artık. Zalat'a kadar sahanın içindeki diğer futbolcular da tartışılmalı. Orada Fikret olarak ve Sinan olarak biz Beşiktaşlı iki kişiydik. Sinan kadroda da yoktu, oynamadı. Ben oynamadan kadronun içinde olmaya çalıştım. Ama Galatasaray'dan gelme arkadaşlarımız vardı orada. Serhat örnek. Zalat Beşiktaş'tan geldi. Ama maalesef Zalat'ın Türkiye'de bir takım şeylerde insanların diline dolanmış yorumları var. O zamanki dönemde ben ayrılmıştım Ankara Gücü Kulübü'nden ama futbolcu bazında bir takım şeyler orada olduğunu duydum ben. Her şeyden önce futbolcu kardeşimizi itham etmek istemiyorum. Gözümle görmedikten sonra hiçbir şey ama o sonuç normal bir sonuç değil. Ankara Gücü maçında yaşanılan olaylar sonuç kara bir gün. Bir futbol takımı, Ankara Gücü gibi güçlü, kuvvetli bir futbol takımının 8-0 gibi bir sonucu almaması gerekiyor. Futbolda var mıdır? Vardır. Ama kabullenmem mümkün değil. Bir futbol adamı olarak mümkün değil. O gün orası bana daraldı yani.